Vakti Vefa'nın vefalı izleyicileri, hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayatın içinden güncelliğini koruyan, her gün ekranlarda haberlerini duyduğunuz çok önemli bir konuya değineceğiz. Kur'an'da kadın. Öncelikle konumuza değinmeden önce hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim Zeliha'cığım. İyiyim, hamdolsun. Bugüne hamdü senalar, sonsuz şükürler. Sağlıcakla yine TV52 ekranlarındayız. O yüzden bundan dolayı mutluluk duyuyoruz. Evet. Hocam bildiğiniz üzere bugün seyircilerimizden de gelen talepler doğrultusunda güncelliğini koruyan bir konu seçtik hep beraber. Hocam, Kur'an-ı Kerim'de kadın konusuna değinmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim kadını nasıl tanımlar ve kadına nasıl toplumsal bir rol biçer? Buna birazcık değinebilir miyiz acaba? Tabii, elbette. Öncelikle bizleri TV52 ekranları başında bizleri izleyen sevgili seyircilerimize sevgiler, saygılar ve muhabbetlerimizi göndererek açmak istiyorum. Ve yine bir yad etmek üzerinden başlayalım. Sezai Karakoç'un kadınla alakalı değindiği küçük birkaç mısrasından bir bahisle başlayalım. Şöyle sesleniyor rahmeti rahmana kavuşan Sezai Karakoç: "Ey yeşil sarıklı hocalar, bunu bana öğretmediniz. Bu kesik dansa karşı bana bir şey öğretmediniz. Kadının üstün olduğu ama mutlu olmadığı günlere geldim. Bunu bana öğretmediniz. Hükümdarın hükümdarlığı için halka yalvardı ama yine de eşsiz zulümler işlediği vakitlere erdim. Bunu bana söylemediniz. İnsanlar havada uçtu ama yerde öldüler. Bunu bana öğretmediniz. Kardeşim İbrahim bana mermer putları nasıl devireceğimi öğretmişti. Ben de gün geçmez ki birini patlatmayayım. Ama siz kağıttakileri ve kelimelerdekini ve sözlerdekini nasıl sileceğimi öğretmediniz." Sezai Karakoç'un bu mısralarıyla başlangıç yapmak istedik. "Bunu bana öğretmediniz ey ulu hocalar. Öyle bir çağa geldik hükümdarların hakim olduğu ama maalesef mutluluğun olmadığı ve kadınlarla alakalı da zulmün olduğu birçok örnekleri gördüğümüz bir döneme şahidiz. TV ekranlarında, haber kanallarında bunlarla alakalı birçok konuya bizler de şahit oluyor. Yüreğimiz dayanmıyor ve o olaylar karşısında gidişattan kaynaklı endişe duyuyoruz. Bu yüzden bugünkü konu başlığımızı Kur'an kadın ve Kur'an kadınla alakalı ne söylemiş üzerinden seçelim istedik." Evet hocam, Kur'an-ı Kerim peki kadını nasıl tanımlar hocam? Yani kadın nasıl bir toplumsal rol içer? Öncelikle bunu anlamanın en güzel yolu kavramlar üzerinden ilerlemek. Kavramlar bize bunun ipucusunu vermiş olacak, açıklamasını da yapmış olacak. Şöyle Kur'an-ı Kerim'imize baktığımız zaman biz kadın olarak ismi geçen has bir sure olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'imizde Nisa ismiyle isimlendirilen kadınlar, yani kadınları tanımlayan bir surenin olduğunu görüyoruz. Nisa suresi Kur'an'ın da karşımıza geçen surelerin başında geliyor. Bu kelimenin, Nisa kelimesinin, yani çoğul olarak kullandığımız kadınlar suresinin ismini incelediğimizde, köken etimolojik yapısı incelendiğinde Nisa'nın Arapça dil kuralının vazgeçilmezi olan 3 harften türediğinden yola çıktığımızda Nisa NSY kelimelerinden türüyor. Yani harflerinden türüyor daha doğrusunu söylemek gerekirse. Peki bu Nisa kelimesinin 3 harfinin kökenine baktığımızda bunun başka kombinasyonları var mı? Başka varyantları var mı diye sorguladığımız zaman karşımıza insan, yani ünsiyet, enis, dost gibi kelimelerin de çıktığını görüyoruz. İnsan, ünsiyet kuran, yanılan, nisyan eden ve enis olan, dost olan kelimelerin bütününün köklerinde ortak harfler kadın kelimesinin kökeninde geçen harflerden oluşuyor. Öyleyse biz Nisa dendiğinde, kadınlar dendiğinde Allah'ımızın özellikle bize işaret ettiği ve görmemizi istediği bir noktaya dikkatlerimizi çektiğine şahit oluyoruz. Nisa kelimesi insan, ünsiyet, nisyan, enis, enise kavramlarıyla aynı harflerin kökeninden türetilmiş. Öyleyse kadın öncelikle insandır. İnsan özelliğine vurgu yapılmıştır. Kadın öyleyse
en iyisidir, dosttur, yoldaştır, arkadaştır. Kadın Allah'ımızın buyruğu üzerine mümin erkekler ve mümin kadınların birbirine vekil olduğu, dost olduğu, birbirisinin velisi olduğu en önemli insani özelliklerin örneğidir, örnekliğini temsil eder. Biz de şimdi olayı aslında bugün de dayatılan cinsiyetlere hapsedilmiş kadın ve erkeklik kimliği üzerinden, yani cinsiyet farklılığı üzerinden anlamlandırmaya çalışırsak istediğimiz maksada ve sonuca varamamış oluruz. Biz Allah'ımızın gör dediği yerden görmeye, onun bak dediği yerden bakmaya gayret gösteriyoruz. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'imizde Allah'ımız sureler içerisinde kadınlara has olmak üzere Nisa ismiyle isimlendirdiği sureye isim vermiş ve adının anlamı çoğul olan kadınlardan bakıldığında kelimenin kökeninin insana, dostluğa, paylaşıma, insanın ortak özelliği olan alaka ve bağ kurmaya ve unutan özelliğinden kaynaklı asıl özelliklerine vurgu yapıldığını görüyoruz. Yani cinsiyete dayalı bir işaret, bir vurgu değil, insanlığa, insan olma özelliğine dayalı bir farkındalık ve anlam üzerinden Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'imizde, Kur'an'da kadını tanımlıyor. Benim çok sevdiğim, onun da ruhuna rahmet olsun, bugün programımızı açarken değerli, bizim hayatımızda izler bırakan, emek vermiş, insanlığa, hayata dair hep güzel elçiliklerde bulunmuş kişilerle açmaya çalıştık. Sezai Karakoç dedik. Yine ruhuna rahmet olsun, Neşet Ertaş'ın da çok sevdiğimiz bir sözüyle hatırlayalım, sözünü hatırlayalım. O da ne demişti? Kadınlar insandır, biz insan oğlu. O kadar yaşanmış ve bizim için elzem olan, cevap olacak, sorunun cevabını bulacağımız bir üstad tanımlamada bulunmuş ki kadınlar insandır, biz insan oğluyuz diye tanımlamış. Bundan öte bir tanım olabilir mi? İşte Allah'ımız da bu noktada kadınların tanımlanmasını, anlaşılmasını istiyor. Ona bakarken bir cinsi kimlik olarak bakmaktan çok çok daha öte, ona insan, dost, bağ kuran, alaka kuran, senin gibi benim gibi bütün varlık alemindeki o unutmaya, nisyan olan özelliğimize vurgu yaparak bir başlangıç açıyor. Farklı isimlerde kullanmıyor da özellikle Nisa ismi üzerinde vurguda bulunuyor. Yani kadın insandır, insan. Kadın dosttur, kadın arkadaş, yoldaştır, kadın sırdaş, aynı zamanda bağ kurup bağlandığın, sevgiyi beraber yaşadığın, Allah'ın seninle yol arkadaşı olarak seçtiği en güzel destek ve en güzel dayanaktır. Ya hocam, ben buradan şunu anlıyorum. Aslında Kur'an-ı Kerim'de bugünkü bahsedilen kadından ziyade daha öte, daha şahsiyetine yönelik ve insanlığına yönelik emareler söz konusu. Peki Kur'an-ı Kerim'de kadını Rabbimiz bu şekilde tanımlıyor. Hocam, Peygamber Efendimiz kadını nasıl tanımlamış? Kur'an-ı Kerim'i bu yönde nasıl anlamlandırmış? Ve bunu Asr-ı Saadet'te nasıl şekillendirmiş? Bu konu Asr-ı Saadet'te nasıl temayüz etmiş? Biraz da buna değinmek istiyorum. Zeliha'cığım, bu soruyu sorduğun için çok teşekkür ediyorum. Çünkü doğru bir kaynaktan beslenir ve doğru bir görüşle olayı kavrayabilirsek içinden çıkmaz gibi gözüken birçok sorunun cevabını çözümlemiş oluruz. Daha iyi ve doğru bir açıklama getirmiş. Buna dair de hastalıklı olan bölgede bir tedavi olacak, şifa olacak adım atmış oluruz. Sevgili Resul, Allah Resulü'nün gör dediği yerden, Allahu Teala'nın gör dediği yerden gören en güzel numune örneğimiz, imtisalimiz, numune-i imtisalimiz, örneğimiz. Şimdi Allah Resulü'nün hayatına baktığımız zaman risalet olarak, yani peygamber ve elçi olarak gönderildiği dönemde kadınların uğradıkları zulüme ve kadınların hayatın tamamen dışına atılmış olan, haklarını iddia edemedikleri, hiçbir yaşamsal emarelerini gösteremedikleri o dönemde Allah Resulü'nün kadınlara ait uygulamaları aslında bir çığır açacak kadar önemli. Bir devrim niteliğinde önemli, hakikaten büyük de bir bedel ödemeyi göze alan uygulamalar olduğunu görüyoruz. Biz şunu kesinlikle biliyoruz tarihi bilgilerden ve kaynaklardan. O dönemde, yani cahiliye döneminde kadınlara kimlik verilmiyor. Kadınlar muhatap alınmıyor. Kadınların
boşanma ya da evlenirken hangi bir şekliyle onlara soru sorularak tercih edip edilmeyeceği ile ilgili bir fikirlerine danışılmıyor. Hı hı. Mirastan hiçbir şekliyle hak iddiada bulunmuyor. Bulunma hakları yok. Kendileri eşlerinden ayrılma gibi bir durumla karşılaştıklarında herhangi bir sosyal güvenceleri, ekonomik kendilerine verilecek hiçbir durumları yok. Bundan dolayı hayatın içinde gözüken ama hayatın dışına atılmış, sosyal hayatın dışına atılmış, sosyal hayatın içerisinde üreten değil, emek veren değil de daha çok metalaştırılan, neslin türemesi için, neslin çoğalması için kullanılan eşya konumunda bir hakkı olan, kişilik hakları olan bir varlık olarak bakılmadığını, görülmediğini görüyoruz. Toplumun dışına itilmiş, canlı muamelesi görmeyen bir kadınla karşı karşıyayız. İşte Allah Resulü Allah'ımızın bu insan olan özelliğimize vurgu yaparak ve bunu hayatın içerisine çeken, dahil eden, hayatın birçok alanında, ticarette, sağlıkta, hayatta yeri geldiğinde danışmada, istişarede, ibadet ederken dahi kadınlarla beraber ve birlikte hareket ettiğini, yol aldığını görüyoruz. Günümüzde dahi mescit, cami o kadar sıkıntılı ki kadınların girmesi, kadınların mescide ibadet edebilmeleri o kadar sıkıntılı bir boyutta olmasına rağmen Allah Resulü döneminde özellikle biz kadınların camilere, mescide yani Mescid-i Nebevi'ye, Allah Resulü'nün inşa ettiği Mescid-i Nebevi'ye sabah namazlarında geldiğini ve cemaatle namaz kıldığını görüyoruz. Peygamber Efendimizin bunu bizzat talep ettiğini, istediğini, cemaate dahil olmaları gerektiğiyle ilgili uygulamalarda örnek olduğunu görüyoruz. Yani sosyal hayatın içerisine dahil edilen bir kadın var. Peygamber Efendimizle beraber, Kur'an'ın risaletiyle, peygamberimizin davetiyle beraber hayatta dışlanan, aşağılanan, ötekileştirilen, sadece bir araç ve meta olarak görülen, tatmin unsuru veya neslin devamı gibi görülen, hayatta hiçbir şekliyle varlığını ispat edemediği kadına ibadet hayatında, sosyal hayatta bir cemaatin içerisinde ibadet edebilmeyi, camide beraber Allah'ın huzurunda secdeye varabilmeyi sevgili Resul'ün uyguladığını ve teşvik ettiğini görüyoruz. O günle bugüne baktığımızda biz cahiliye özelliklerine doğru gerilemiş olduğumuza şahit oluyoruz. Bugün cuma namazının kılınmasında yahut da camilerde kadınların namaza iştirak etmelerinde sıkıntılar yaşıyorsak bu peygamberi metot, peygamberi uygulayışın aksine bir tavır içerisinde, zaman içerisinde yanıldığımızı gösteriyor. Zaman içerisinde geleneğin dinselleştirildiğini ve geleneğin din gibi algılandığını görüyoruz. Çünkü peygamberimiz aksine kadını ibadetleriyle sosyal hayatın içerisine dahil etmiştir. Sadece bunu mu söyleriz? Hayır. Bununla alakalı gerektiğinde Peygamber Efendimiz biat almak istediğinde bir konuyla alakalı, bu imani bir husus, akide ile ilgili, inançla ilgili bir karar da olsa yahut da başka türlü uygulamaya dair, sosyal hayatta uygulamaya dair bir karar dahi olsa Allah Resulü kadınlara danışmış, onlarla istişare etmiş ve onlarla beraber sözleşmiş. Sözleşmede çeşitli yöntemler uygulamış olduğunu görüyoruz. En güzel uygulamalardan bir tanesi de Peygamber Efendimizin Bedir Harbi'nde ve diğer harplerde biz saldırı savaşında bulunmamışızdır. İslam tarihini inceleyenler, İslam tarihini okuyanlar şunu görürler. İslamiyet ve Allah Resulü dönemindeki savaşlara bakıldığında saldırı savaşları değildir, savunma savaşlarıdır. Bedir de öyledir, Uhud da öyledir, Hendek de öyledir. Medine'ye ordu geldiği haberi alındığında savunma kastıyla yapılmış savaşlardır. Saldırı maksadıyla yapılmamıştır. Bunun önemi nedir hocam? Buna da değinelim. Çünkü İslamofobinin yaygınlaştığı bu günlerde İslam dinini savaşçı ve terörizmle inanılmaz bağdaştırıyorlar ama bu maalesef söylediğiniz kavramlar çok kıymetli. Çok. Taarruzda değiliz aslında. Biz savunmada, evet, ve adaleti, insanlığı, hı hı, paylaşmayı önceleyen zulmün karşısında, hı hı, adaleti tesis etmeyle bir ilgili sorumluluğumuz, hı hı, var. Cihat deyince anlaşılan o baş kesen, kelle kesen, insanları öldüren, kafiri gördüğü yerde boynunu uçuran bir uygulama İslam'ın özü, Kur'an'ın daveti ve sevgili Resul'ün, hı hı, örnekliğiyle kesinlikle bağdaşmaz. Bu yüzden biz diyoruz ki İslam isminden de bakıldığında barış,
selamet, selamet, huzur, emniyet ve güvenin elçisidir. Hı hı. Gittiği yere barışı, selameti, adaleti getirir. Ama bazı maksatlı çevreler ve özellikle İslam'ın özünden uzaklaşan ve siyasallaşan İslam bunu yanlış bir şekliyle uygulamaya dair örnekliğini ortaya koymuş. Bunlar hayatın içerisinden kötü örnekler. Olmaması gereken sanki böyle savaşmak, adam öldürmek, baş kesmek, kan akıtmak İslam'ın olmazsa olmazıymış ve ilk önceliğiymiş gibi anlatılıyor, gösteriliyor. Bu doğru değil. Gerçekten sakıncalı bir konu. Bunun üzerinde özellikle cihatla alakalı kavramın nasıl anlaşılması gerektiği, İslam'da cihadın savaş mı yoksa aslında cihadın nasıl hayatın içerisinde iyi ve güzeli yaşatmak ve bununla ilgili gayretin içerisinde olmak gerektiğini vurgularız. Konuyu gerin ve yeri geldiğinde derin bir şekliyle anlatmaya gayret gösteririz. Şimdi kaldığımız yerden devam edersek, İslam saldırı dini olmamış, barış dini olmuştur diyoruz. Bunun örnekliğini görmemiz için de biz Bedir'e dönüp baktığımızda, Uhud'a, Hendek savaşlarına baktığımızda, Peygamberimizin her savaşta ya da her seriyede yanında eşlerinden, sahabi hanımlarından birilerinin olduğunu görüyoruz. Bunun önemi nedir? Danışacak, istişare edecek, onları da bu kurultaya, onları da bu meclise, onları da bu danışmaya dahil edecek, onların fikrini önemseyecek. Biz bunu Hudeybiye anlaşmasında görüyoruz. Peygamber Efendimiz sahabilerle beraber Medine'den Mekke'ye umre yapmak için yola çıktığında Mekke'nin ileri gelen müşrikleri Allah Resulü'nün ve sahabilerin önünü kesip Mekke'ye giremezsiniz demişler ve engellemişlerdi. Savaş çıkmaması için Allah Resulü onlarla anlaşmış ve bir daha sonraki yıl, bir daha sonra umre ziyaretinde kaza umresi yapmak üzere oradan ayrılmıştı. Ancak beraberlerinde kurban kesmek için getirdikleri develeri, koçları kurbanlarını kesememelerinden kaynaklı duydukları mahcubiyet ve hüzün sahabileri demoralize etmiş. Ve Allah Resulü'ne hatta nasıl olur buraya kadar gelmişken savaşsak olmaz mı? Biz savaşmadan geri dönmeyiz diyecek kadar bazen o duygusal coşkuyla hararetli düşüncelerini dile getirenler de olmuştu. Hatta bunların içerisinde Hazreti Ömer de bulunuyordu. Allah Resulü çok üzülmüş ve bu üzgünlük haliyle kendi çadırının içerisine girdiğinde yanında bulunan annemiz Ümmü Seleme, sen üzülme, sen üzülme, sen kurbanını kes, göreceksin, onlar da sana tabi olacak ve kurbanlarını kesecekler dediğinde sevgili Resul toparlanmış, kurbanını kesmiş ve sırasıyla sahabilerin, müminlerin buna tabi olduğunu ve kurbanlarını kesip Medine'ye geri döndüklerini görüyoruz. Yani en önemli kararlarda sen de kadınsın, senin sözünü niye dinleyeceğim dememiş sevgili Peygamberimiz. Hayatiyet arz eden konularda eşlerine danışmış, kadınlara danışmış, toplumda danışılacak tecrübe sahibi olanlarla yol almış, sohbet etmiş, misafir etmiş, onların hatrını, onların duygusunu öncelemiş olduğunu görüyoruz. Hatta konu açılmışken Kur'an-ı Kerim'imizde kadının feryadıyla alakalı, feryadını duymasıyla ilgili indirilmiş hususi sure vardır. Biz buna Mücadele Suresi, Mücadele Suresi deriz. Allah-u Teala ayetini Allah'ın kadının feryadını duyduğuna tekitle başlatır ve der ki Gad semiyallahu, Allah işitti. Kesinlikle yemin olsun ki Allah işitti. O kadının feryadını işitti. Bir kadın kocasından yana haksızlığa uğramıştı. Allah Resulüne gelip ey Allah'ın Resulü ben onu seviyorum, ona karşı muhabbetim var, 3 çocuk da dünyaya getirdim, ömrümü verdim fakat eşim bana karşı eşlik vazifesini yerine getirmiyor ve benim duygularımı incitecek bir şekliyle sen bana annem gibisin, annemden bir farkın yok deyip kadınlığımı, eşliğimi tamamen incitiyor diye dile getirdiğinde Allah-u Teala kadının feryadını duyduğuna dair hususi bir ayet indiriyor. Mücadele suresi 22 ayetten oluşan suremizin ilk ayetlerinde kadının hakkının korunduğunu görüyoruz. Bundan yola çıkılarak bakıldığında sahabiler Allah Resulü'nün bu hassas, itinalı durumundan ve savaşlarda ve barışlarda kadınların fikrinin önemsenmesinden, savaşlarda Bedir Harbi'nde, Uhud Harbi'nde kadınların yeri geldiğinde bir tabibe, doktor, yeri geldiğinde bir hemşire, yaralıların yarasını saran, kanamalarını durduran,
onlara yardımcı olan, ağızlarına su taşıyan, yemeklerini hazırlayan, destek unsuru olarak görev ve sorumluluk aldıklarını, yani acıyı da mutluluğu da beraber omuzladıklarını görüyoruz Peygamber Efendimizin döneminde. Şimdi dönüp baktığımızda bugünün kendisini dindar zanneden, kendisini İslam'ın en güzel örneğini yaşadığıyla özdeştiren bazı yaşayan örneklere baktığımızda, kadınların okumasını engelleyen, kadınlarla erkeklerin bir ortamda bulunmasını yasaklayan, kadınla erkeği tecrit eden, yani sürekli kadının insanlığına değil de kadının cinsiyetine, kadının dişiliğine, kadının o cinsi latif dediğimiz estetik olan formuyla sığ kalmış ve buna hapsolmuş, örtüyü de sadece cinsel kimliğini kapatmak ve örtmek olarak algılamış o dar ve sığ bakış, konu kadının okumasına, konu kadının konuşmasına, TV'de program yapmasına geldiğinde, kadını takvasız, kadını İslam'ın kurallarını uygulamayan, kadının okumaması gerektiğini vurgulayan, kadınların sosyal hayatın içerisinde erkeklerle beraber aynı ortamda hayatı paylaşmasını yasaklayan, baskıcı, kısıtlayan bir tavır uyguladıklarını görüyoruz. Ama kadınlarını, eşlerini hastaneye götürdüklerinde de kadın hastalıklarıyla ilgili bir rahatsızlıkla karşılaştıklarında ilk sordukları şey, kadın doktor var mı oluyor? Bu kadar çelişki, bu kadar tezatlık bizi düşündürüyor. Neden düşündürüyor? Allah Resulü'nün uygulamasına bakıyoruz. Kadınlar sosyal hayatın içerisinde her türlü rol ve modellikleriyle aktif, yeri gelmiş tabibe, yeri gelmiş hemşire, yeri gelmiş istişare edilen, danışılan, yeri gelmiş Hazreti Ayşe annemizden görüyoruz bunu, fikri alınıp fıkıhla alakalı, hukukla alakalı hakime olduğunu, yani bir olayın sonuca bağlanmasıyla alakalı günümüzün hakimesi konumunda olduğunu, günümüzün alimesi konumunda olduğunu, bilgi verdiğini ve öğrenci yetiştirdiğini gördüğümüz, ticaretin içerisinde olduğunu gördüğümüz annelerimiz, Zeynep binti Caş deri tabbahlığı yaparak bunların ticaretiyle yetimleri, öksüzleri, eşi ölmüş kadınları koruyup kolladığını bildiğimiz sevgili eşleri, annelerimiz, sevgili Resul'ün eşlerine, evzacı dairata baktığımızda, bugünün İslam'ı gelenekselleştirip geleneği din gibi zanneden, algılayan modeller karşısında maalesef kadın istismar edilen, kadın en çok baskı gören bir unsur haline geliyor. Bir alan, hassas, kaşıdıkça kanayan, kaşıdıkça derinleşen ve toplumdan da bu özelliklerinden dolayı tecrit edilen, baskılanan, iki baskı arasında preslenen. Birincisi gelenekselleşen İslam baskısı, diğeri ise modernizmin ve kapitalizmin kadını bir vitrin unsuru, kadının o albenisini, kadının o cinsi latif olan özelliğini, estetik formunu bir pazarlama unsuru olarak gösterip, bunun arasında kadını değerli olarak gösterirken, ürettiğiyle değil, kadını emeğiyle değil, kadını kişiliğiyle, şahsiyetiyle değil, bunun yerine kadının gözünün rengi, kadının bacağının uzunluğu, teninin rengi veyahut da estetik formu, moda unsuruyla sıkıştırmış bir halde iki tarafın baskısı altında istismara uğrayan, maalesef incitilen ve gasp edilen, hakları gasp edilen, cahiliye kültürüne benzer özellikleriyle karşı karşıya kaldığını görmekteyiz. Öncelikle bunun anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Hocam bahsettiğiniz konular aslında çok derin. Yani modernizmin ve gelenekselleşen kültürdeki kadın unsurunun o araya sıkışmışlığını ve çürümüşlüğünü anlattınız aslında biraz da. Diğer soruma geçmeden önce Facebook canlı yayınımız var. Tabii, hocam. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Bizlere eşlik eden izleyicilerimiz var Facebook'ta. Öncelikle onların selamlarını iletmek isterim. Eyüp Kaya, değerli hocalarımızın, güzel hocalarımız demiş. İstanbul Ordu dernekçilerimizden Fatma Likoğlu, Saliha Güzeller, Emine Bayraktar Tok selam iletiyoruz demiş. Evet. Eyüp Bey'e buradan çok selamlarımızı iletiyoruz. Sağ olsunlar. Sebahat Perçin aynı şekilde selamlarını iletmiş. Cumanın rahmeti bereketi üzerinize olsun demiş. Semiye Yılmaz, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Katıldığınız için, eşlik ettiğiniz için ve değerli dualarınız için biz teşekkür ediyoruz. Hocam ben diğer soruma geçmek istiyorum. Şimdi kadın konusu dediğimiz zaman hem dinde hem de bugün de çok değerli unsurlar var. Ben yine
Kur'an-ı Kerim'e dönmek istiyorum aslında. Ahzab suresine değinmek istiyorum. Ahzab suresinin 59. ayetinin devamında onların tanınmaları için en uygun olan budur ibaresi var. Ve altı çizilen kadın kimliğinin hicabi yönü hem de paganist müşrik toplumlarda ve modern toplumlarda ilkin tacize uğrayan olmaktadır. Bu soruya biraz açıklık getirebilir miyiz hocam? Evet. Az önce çok güzel bir girişgahın tam evvelinde bunu destekleyen bir soru olmuş oldu. Yine şöyle söyleyelim biz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminin kadın hakları ve kadına bakışla alakalı insiyet, insaniyet, nusiyet, yani bağ kuran, dost olan yönleriyle hayatın içine dahil edildiğini, sosyal hayata katıldığını vurgulamaya gayret gösterdik. Bunu tekit eden en güzel özelliklerden bir tanesi de Abdullah İbni Ömer şöyle buyuruyor. Biz diyor sevgili Resul döneminde kadınlara bir şey söylemekten itina ederdik, çekinirdik. Çünkü ne zaman kadınlarla alakalı bir yanlış veya bir baskıcı tutum içerisine girsek ya da sesimizi yükselsek bununla alakalı hemen bir ayet indirilirdi ve bu da bizi korkuturdu. Bu bizi bir şekliyle çeki düzen verdiren bir noktaya taşırdı diye söylüyor Abdullah İbni Ömer. Hazreti Ömer de bunu destekliyor. Halifemiz Emirel Müminin, o da biz kadınlara merhamet ederiz. Onlar bizim elbisemizi temizlerler. Onlar bizim yemeğimizi yaparlar. Onlar bizim çocuklarımızın annesidir. Çocuklarımızı dünyaya getirirler. Biz onlara merhamet ederiz ve biz onları koruruz. Hazreti Ömer'in o keskin ve baskın tutumu karşısında bazı erkekler, o günün erkekleri şaşırmışlar. Hatta eşini şikayet etmek üzere Hazreti Ömer'in kapısına gelen bir beyefendi, Hazreti Ömer'e karısını şikayet etmek üzere gelmişken içeride Hazreti Ömer'in eşinin sesinin yükseldiğini duyuyor. Çok yüksek bir sesle o Hazreti Ömer'e yükseldiğini duyuyor ve bir şey söylemeden gelen sahabe geri döneceği esnada Hazreti Ömer onun sırtı dönmüş gittiğini fark ediyor ve soruyor, diyor ki niçin gelmiştin? Ben diyor eşimi şikayet etmek üzere sana gelmiştim ey müminlerin emiri. Gördüm ki senin halin benden daha fena bir durumdaymış diyor. Ve bu sebeple diyor geri döndüm. Hani Hazreti Ömer de bunun üzerine bunları söylüyor. Merhametle, şefkatle, sevgiyle bakmamız gerektiğini. Çünkü Tevbe suresinde Allah'ımız 71. ayetinde bununla alakalı şu bakışı bizlere bildiriyor. Özellikle kadın erkek ayrımı yapmaksızın Tevbe suresinin 71. ayetine baktığımız zaman ekranlara da gelirse sevgili seyircilerimiz de görürler. Allah'ımız şöyle buyuruyor. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidir. Birbirlerinin dostudur. Onlar birbirlerine dayanışma içerisinde, destek içerisinde bulunurlar. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidir, birbirinin dostudurlar. Birbirlerinin ayıbını, kusurunu araştırıcı değil, birbirlerini tamamlayıcı bir görevle yer alırlar. Onlar zekatı vermekte, namazı kılmakta ve ibadetleri ve sosyal hayatlarıyla alakalı sorumluluklarını yerine getirmekte birbirlerinin dostu, yardımcısı, sırdaşı ve yol arkadaşı olurlar. Bundan dolayı Allah azizdir, hakimdir diye de buyurmuş oluyor Rabbimiz. Bu ayeti şerifesinde vurgu yapıyor. İşte buradan gören ve buradan bakan sevgili Resul ve onun dönemindeki sahabiler adaleti yakaladılar. Şefkati ve merhameti yakaladılar. Bunun üzerinden yürüdüler. Sevgili Resul'ün dönemi ve dört halifenin döneminde bu uygulamaların açık örneklerini biz görüyoruz. Öyle olmasaydı Hazreti Ayşe annemiz, hani acı bir hatıra ama Hazreti Ayşe annemiz Hazreti Ali ile fikir ayrılığına düştüğünde bir ordunun başına geçip de karşı fikri savunur bir durumda o gücü kendinde görmez ve bulmazdı. Bunları görmüş oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki döneme geldiğimizde işte Ahzab suresi 59. ayetler. Yani tesettürle ilgili Nur suresinde ayetimiz var. Ve Ahzab suresi 59. ayetimize baktığımızda vurgulanan konuda ayetin içeriğinde şöyle bir kelime geçiyor. Li yurafne, onların tanınmaları için, arefe kökünden türeyen bir kalıp. Onların tanınmaları için, bilinmeleri için
en güzeli evlerinden dışarı çıkarken üstlerini, örtülerini alsınlar. Yani dış kıyafet dediğimiz, tesettür olarak tanımladığımız, kadınların evlerinden, mahrem alanlarından dışarı çıkarken tesettürleriyle çıkmaları gerektiğini vurgulayan ayetimiz en çok istismara uğrayan ayetin de başında geliyor. Ahzab suresi 59. ayete baktığımız zaman. Neden diye sorarsak, birincisi tesettür kelimesini içinin boşaltılarak sadece şekle indirgendiğini, sadece görünüşte şekle kaldığını gördüğümüzde maalesef Allah'ımızın asıl vermek istediği mesajın ıskalandığını görüyoruz. Tesettür aslında en güzelinin takva örtüsü olduğunu anlamamız gerekir. Ölçüyle bakmamız, ölçeğiyle bakmamızı içselleştirmemiz gerekiyor. Yani Allah'ımız öncelikle bizden takva örtüsünü istiyor. En güzel örtü takva örtüsüdür diye buyuruyor. Bunu destekleyen surelerin, ayetlerin içeriğine baktığımız zaman tesettür, setretmenin, yani örtmenin sadece bedenin belli noktalarını örtmekten öte, öncelikle Nur suresine baktığımızda Allah'ımız biz mümin kadınlara ve biz mümin erkeklere seslenirken, mümin erkeklere söyle, gözlerinin bir kısmının zararlı bakışlarından sakınsınlar, örtsünler. Yani gözlerin içeriğinde eğer şehvet varsa, gözlerin içeriğinde biraz tamah varsa ve karşıdaki kadın formuna cinsiyet ve şehvet üzerinden bakacaksa, bu gözlerini diyor korusunlar, sakınsınlar. Ama gözün tamamını bakmaktan engellesinler diye buyurmuyor. Mümin erkeklere söyle, gözlerinin bir kısmının bakışından korusunlar ve sakınsınlar. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini sakınsınlar. Aynı şekliyle farklı bir maksat, farklı bir bakış varsa o gözlerin örtü olarak kullanması gerektiğini, örtü olarak zararlı ve tehlikeli noktaya götürecek bakışlardan örtü olarak sakınılması gereken kapak gözün olduğunu söylüyor. Yine kadınlara konuşmanın haram olduğunu söyleyenlerin aksine, aslında delildir bu, Nur suresinde geçen bu ayet kadınların sesinin mahrem olmadığının delilidir. Çünkü Allah'ımız orada şunu söylüyor: kadınlara seslerini kırıtarak, inciterek, böyle işte cazibe unsuru haline getirerek konuşmalarını yasaklıyor. Bunun haricinde bir eğitim, bilgi vermek, sosyal hayatın içerisinde sorumluluklarını yerine getirmek adına kadının sesinin mahrem olmadığını gösteren en bariz ayet Nur suresindeki 31. ayetten sonraki ifadelerdir. Şimdi bunun da altını çizmiş olalım. Neden bunun altını çizdik? Hicap konusu olarak geçen Ahzab suresi 59. ayet, yani setre, tesettür dediğimiz, evimizden dışarı çıkarken görünmemesi gereken mahrem ve zinet olarak algılanan, örtünmesi gereken noktaların örtünmesinden öncelikle algılayacağımız konu takva tesettürünün, takva örtüsünün öncelikli olması gerektiği. Yani kişi edebini koruyacak, kişi ahlakını koruyacak. Nice örtü altında eğer ahlaksızlıklar, yanlış tavırlar, davranışlar, yanlış, çirkin, doğruluğa aykırı bir tutum içerisinde bulunuyorsa, edep dışı tavırlar içerisinde yaşanılıyorsa, bu gerçek örtünün olmadığının göstergesidir. Öncelikle takva örtüsünün, örtü olarak edebin, ölçülülüğün korunması gerektiğinin vurgusunu yapıyor Allah-u Teala. Sonrasında bize örtünmemiz için uygun olan ve sakınmaya dair, korunmaya dair örtünmeyi tanınmamız için gerekli olduğunu söylüyor. Nasıl tanınma? Şöyle açıklaması gerekirse, kadınları ya da erkekleri cinsiyetlerine göre değil, dişiliklerine göre değil, gözünün rengi, saçının rengi, bacağının uzunluğu, teninin rengi, yani bunu kazanmak için herhangi bir emek vermemiş, bunu Allah vermiş, Allah'ın verdiği emeksiz kazancı bir vitrin unsuru olarak sergiliyor ve bunu bir pazarlama, meta unsuru haline getiriyorsa, bu emeksiz, setresiz dişiliğin pazarlandığı halin cinsiyetin öne çıkartıldığı, modernizmin de bir araç olarak kullanıp istismar ettiği alana olanak tanır. Ya da dediğimiz o dinin gelenekselleşerek,
sadece geleneğin o sıkıştırdığı ve baskıladığı kadını cinsel obje ve kadını üreme organının dışında başka bir forma sokamayan o sığ ergen beyinlerin bakışına bir cevap olamamış olur. Bu bakış, yani bu iki bakış, kadının olması gerektiğini daraltan ve onu sosyal hayatın dışına iten bir hal almış olur. İşte Allah'ımız bütün bunların dışında kadını kişiliği ve kimliğiyle, şahsiyetiyle, benim tanınmam ürettiğim eserlerimle olsun, benim öne çıkmam ürettiklerim ve emeğimle olsun, anneliğimle olsun, işte ortaya koyduğum bir sanatkar olan özelliğimle olsun, şair olabilirim, doktor olabilirim, öğretmen olabilirim, bir işte müzikle ilgili güzel bir bestekar olabilirim, mimar olabilirim gibi gibi, ürettiğim emeğimle, ortaya koyduğum izlerimle benimle muhatap ol. Benimle dişiliğim ve cinsiyetim üzerinde değil, benimle şahsiyetim ve kimliğim üzerinden muhatap ol. Beni önce bu halimle tanı ve say, saygı duy. Benimle bu özelliğimle bağ kur demenin en güzel yolunu Allah'ımız hicab, yani li'arifenle, tanınmanın en güzel yolunun bu olduğunu vurguladığı için Hicab suresi ya da Ahzab suresi 59. ayetinde örneklendirmiş. Yani aslında aradığımız soruların cevabını Allah'ımız elimize reçete olarak sunuyor. Evet. Önemli olan biz bunu İslam'ı yaşayanlardan değil, İslam'ı Kur'an'dan mı tanıyoruz? İslam'ı peygamberin örnekliğinden ve asr-ı saadet dönemindeki yaşanmış örneklerden mi tanıyoruz? Ya da şuna benziyor bu, biz yolda yürüyenlere bakıp, yolculara bakıp yola mı küsüyoruz? Bu çok önemli. Yolda yürüyenlerin yanlışlarından dolayı yola mı küsüyoruz? Çünkü ben özellikle bu tesettürle ilgili, çünkü çok derin bir konu, tesettürle ilgili insanların savrulduğunu görüyorum. Bir kısım diyor ki tesettür yok, ayet diye bir şey yokmuş diyor maalesef. Bir kısım da diyor ki işte tesettürleri de görüyoruz, toplum içerisindeki yaptıkları yanlışları da görüyoruz, öyleyse olmaması daha iyidir diye yola küsüp, yolcuya bakıp yola küsenleri görüyoruz. Ben bu düşüncede olan kardeşlerime, bu düşüncede olan bizi izleyen seyircilerimize şunu sormak istiyorum. Yanlış araç kullandığı için, yanlış şoförlük yaptığı için araç kullanmaktan vazgeçiyor muyuz biz? Başkası yanlış şoförlük yapıyor, aracı yanlış kullanıyor, kaza yapıyor diye araç kullanmaktan vazgeçiyor muyuz? Ya da çok yemek yemek zararlı ve gerçekten zehirli bir etkide bulunuyor deyip de yemek yemekten vazgeçiyor muyuz? Yahut da başkalarının yanlış uygulamasından dolayı biz para çok kötü, para çok zalim, para çok kapitalist, para çok işte sınıfsal ayrımı oluşturuyor deyip paradan ve para kazanmaktan vazgeçiyor muyuz? Bunlardan vazgeçmiyorsak yolcuya bakıp yola niye küsüyoruz? Ben özellikle sevgili seyircilerimize bu noktada Kur'an'dan öğrenelim, Kur'an'ın söylediklerine kulak kabartalım, Allah'ın gör dediği yerden görelim, bak dediği yerden bakalım ki modernizmin dayattığı, nesneleştiği ve metalaştırdığı kadının bugünkü geldiği nokta ya da İslam gibi gözüküp de aslında İslam'ın özüyle bağdaşmayan, kadını eve hapseden, kadını sosyal hayatın dışına iten, kadını bir cinsel obje, üretme makinesi gibi, affedersiniz bunu söylüyorum ama, bu sığ ve ergen beyin içerisine hapsetmeyi dinde takva gibi algılayan, en hayırlı kadın sosyal hayatın içerisine girmeyen, evinde oturan kadındır gibi İslam'dan referanslarla bunu delillendirenlere de vereceğimiz en doğru cevap Kur'an'dır. Allah Resulü'nün uygulamasıdır. Sevgili Resul'ün tedrisatından geçmiş, onun yanı başında her haline şahit olmuş annelerimizdir. Ezvacı dahirat ve sahibeyi güzide ve güzindir. Örnekliğini örneklerle anlatma gayreti içerisinde oldum. Özellikle Kur'an'dan beslenelim, sevgili Resul'ün hayatından örnekler alalım ki bu yaramız deva bulsun. Bu içinden geçtiğimiz ve bazen toplumda kızlarımızın ve kendi canımızın gerçekten risk altında olduğu, tacize uğradığı, istismar edildiği ya da çalıştırılıp da erkekle aynı ücretin verilmediği, toplumda sadece dar ve sığ bakışa hapsedilen,
dul kadın olmanın getirdiği zorluklar, boşanmış kadının getirdiği zorluklar ya da kadın olmanın getirdiği ataerkil toplumda, erkek egemen bir toplumda yaşanmış olmanın getirdiği zorluklar ancak Kur'an'a dönersek, Rabbimizin ne dediğine kulak kabartırsak çözüm bulur, şifa bulur, deva bulur. Buna dikkat edelim istiyorum. Evet. Yani hocam aslında bizim Kur'an-ı Kerim ve sünnetlerle beraber bakmamız gereken bir eşitlik ve adalet ölçüsü var, öyle değil mi? Çok. Yani bizim kadınlar olarak bir eşitlik arayışımız olabilir mi? Bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Çünkü i̇şte günümüzün tartışmaları çok fazla burada. Bunun altında yatan neden zaten hani hep deriz ya, etkiye tepki vardır. Evet. Bir savunma halinde olan bir kadın topluluğunu görüyoruz, savunma halinde. Evet. Savunma haline getiren nedenleri doğru algılamak lazım. Evet. Ancak bu bizi savrulmaya da itmemeli. Ben şunu da demek istemiyorum. Kadın hakları derken erkek haklarını istismar mı edelim? Elbette ki erkeklerin de korunması gereken hakları var. Evet. Kadınların hakkı olduğu gibi erkeklerin de hakkı var. Burada sadece ataerkil ve gelenekselleşen ve modernizmin de meta unsuru olarak arada preslenen kadının doğruyu ararken savrulduğuna şahit oluyoruz. Hı hı. Bakın, savrulduğuna şahit oluyoruz. Bu sefer o bölgede bir hassasiyet var, o bölgede bir yara var. En ufak bir yaklaşım olduğunda, hı hı, aşırı tepkiler veriliyor. Doğru. Aşırı böyle hırçın tepkiler verilmeye başlanıyor. Hı hı. Buradan kastım şu, aşırı feminen ve feminist baskıları da doğru bulmuyorum. O da işin savrulmuş bir boyutudur. Evet. Ben diyorum ki dengeyi bulalım, ortayı bulalım. Haksızlığa mahal olmayacak, ne erkeği zulme uğratan ne kadını zulme uğratan, yaratılışlarına en uygun uygulamanın, yöntemin olduğu yoldan yürüyelim. Bunun da reçetesi Kur'an. Allah-u Teala gösteriyor. Hangi o boyutta, ne ölçüde kadın neyin üstesinden gelir, kapasitesi nedir? Hangi boyutta ve hangi ölçüde erkek neyin üstesinden gelir ve kapasitesi nedir? Kadın haklarını korurken erkeğin haklarını korumaz ve zulmeder bir duruma gelmek de bence acı bir vaka. Ölçümüz denge, ölçümüz orta yolu bulmak. Bunun reçetesi Kur'an'dır diyorum. Bir de şu vaka üzerinde durmak istiyorum. Kadınlarla alakalı, hani dedin ya, ikinci sınıf muamelesi ya da eşitsizlik ve adaletsizlik üzerinden birçok hak arayışları var. Bununla ilgili kadınlarda da kendi haklarıyla ilgili baskın bir savunma ve refleksler var. Bunun altında yatan nedenleri doğru görmemiz gerekiyor. Önce bunda kültürün etkisi var mı? Bunda dinin etkisi var mı? Bunda siyasallaşan İslam'ın etkisi var mı? Öncelikle bunu doğru okumamız gerekiyor. Ben de bunun etkisinin birinci ölçekte tahrif edilmiş Yahudiliğin ve tahrifata uğramış Hristiyanlığın olduğunu ve bizim hayatımıza geçen İsrailiyatın da bunda etken olduğunu düşünüyorum. Neden diye sorarsan... Bunu biraz açalım, evet hocam. Neden? Neden diye sorarsan Zeliha'cığım, hemen şöyle açıklayabiliriz. Hatırlarsan Yahudilikte de Hristiyanlıkta da kadın cadı avcılığıyla ateşlerde yakılan, ortada meydanlarda yakılan ateşlere atılan, içine şeytan girdi, onun içinde şeytan var deyip de maalesef orta çağda, karanlık çağda yakılan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ya da Adem'i şaşırtan, Adem'i cennetten çıkartan unsur olarak gösteriliyor kadın. Bir suçlanan. Bir suçlanan. Evet. Yani biz cennette yaşayacaktık. Kadının aklına uydu Adem, bundan dolayı cennetten çıkartıldı. Bu yüzden ona Lilyit denilir. Şeytan kadın özelliğiyle isimlendirilir. Bu Yahudilikte ve Hristiyanlıkta çoktur. Kadınların özel hallerinde, kadınların içtiği kaptan içilmez, yediği kaptan yenilmez. Yani ona sanki necis, kirli ve pismiş bir muamelesi yapılır. Böyle bu gözle bakılır. Maalesef üzülerek görüyoruz, Kur'an'da hiçbir ayette geçmediği halde, Kur'an'da Hazreti Havva Havva ismiyle geçmediği halde, Kur'an'da Hazreti Havva annemizin Adem'i çeldiren bir ayet dahi olmadığı halde, maalesef bizim içimize giren, İslamiyet'in içerisine giren İsrailiyatla biz Kur'an anlatımlarındanmış gibi anlatılan unsurda Adem'i şaşırtan, yoldan çıkartan, cennetten cehenneme sürükleyenin Havva'ymış gibi olduğuna inandırılmışız. Halbuki bunun aksini ispat eden Kur'an'da delillerimiz var. Bakara suresinin 36. ayetine baktığımızda Allah'ımız şöyle buyuruyor. Şöyle buyuruyor. O kadar açıklayıcı bir delil ki bu. Ve ezzellehüme şeytanu anhu.
anha. Şeytan ayaklarını kaydırdı. Bak, şeytan ayaklarını kaydırdı. Ve ezzelle hüma. Arapçada zamirdir hüma ve ikiliği, evet, tesniyeyi ifade eder. Şeytan ikisinin ayağını kaydırdı. Ayağı kaydıran, o dürtüyü veren şeytandı. Şundan yeseniz ölümsüz olacaksınız. Şu meyveden yeseniz ölümsüz olacaksınız. Allah sizin ölümsüz olmanızı istemiyor. Demek ki bu dürtüyü veren kimmiş? Şeytan aleyhillâneymiş. Evet. Buna karar kılan Hazreti Adem ve Hazreti Havva, ikisini de dürten şeytan. Yine bir delilimiz var. Araf suresine baktığımız zaman 20. ayetinde gene hüma kalıbıyla geldiğini görüyoruz. Ayetin delilinde şöyle: ve sevfe ve vesvese, bak, ve vesvese lehüme şeytan, ve vesvese lehüme şeytan. Şeytan ikisine vesvese verdi. Şeytan ikisine vesvese verdi. Li yubdilehüma ma uriha anhuma mines sevatihuma. Bak, hepsinde hüma, evet, hüma diye geçiyor. Ve bunun üzerine onlar buna uydular ve çirkin yerleri gözüktü. Yani çirkin yerleri derken şu: gözükmemesi gereken elbiseleri açıldı. Hayaları, haya duygularını sağlayan tesettürleri gitti. Tesettürsüzlük, bak, o zaman çirkin, evet, yerlerin gözükmesine sebep oldu. Neden? Şeytana uydukları için. Bunun bizzat aslında Hazreti Adem'in kendi kararı olduğunu gösteren delil de Taha suresinde 120. ayette karşımıza geçiyor. Bu çok önemli. Bakın, bu kültür olarak, İsrailiyat olarak İslam'ın içine girmiş ve bunu İslam'ın ayeti gibi görmek ve bakmak, baştan kadını zaten cezalı, suçlu, cehenneme götüren sebep ve kadının akıl çelen, kadının şeytanlaşan bir unsur olarak görülmesine sebebiyet vermiş. Öncelikle bundan arınmamız gerekiyor. Allah-u Teala Taha suresi 120. ayetinde ve vesvese ileyhi şeytan. Şeytan Adem'e vesvese verdi. Bak, ileyhi şeytan. Tek edat kullanıyor orada. Tek zamir. İleyhi, evet, şeytan, hi, ona vesvese verdi diyor. Evet. İşte biz Kur'an'dan beslenmeyince, Allah'ın bak dediği ve gör ye dediği yerden bakmayınca, Kur'an'ımızın içerisine bir sürü hikayeler, menkıbeler, İsrailiyatlar giriyor ve bu temelde olaya bakışımız yanlış ve hasta olunca, hasta ve yanlış olan bir şeyden doğru ve şifayı bulamıyoruz. O sebeple biz bugün sadece kadın konusuna bir girişgah yaptık, elimizden geldiğince ve dilimiz döndüğünce. Umarım bir farkındalık ve bir bilinç adına bir uyanış, bir aydınlanışa sebebiyet olmuş olsun. Keza ki konuşulacak o kadar çok konu var ki kadınla ilgili. Miras konusu, kadının sonra hak ve pay alma konusu, kadının şahitliği, kadının boşanma hakkının olup olmadığı, kadınla alakalı Kur'an'ın ne dediği, Allah'ın ne söylediğiyle ilgili sevgili Resul'ün uygulamalarına dair örnek teraziler, adaletli teraziler var. An an yeri geldikçe biz Zeliha'cığım seninle İnşallah. Bu konulara değinmeye gayret göstereceğiz İnşallah. Elimizden geldiği kadar. Hocam ağzınıza sağlık, çünkü bugün çok katmanlı bir konuyu olabildiğince, yani vaktimiz çok kısaydı ama biz olabildiğince ele almaya çalıştık. Bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya Cuma günü saat 11'de TV52 ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.